Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi mutfağımızda şeftalili kek var. Yapım oldukça kolay. Lezzeti ve görünüşü de şahane. Misafirlerinizi ağırlamada, beş çaylarınızda güzelce yiyebileceğiniz harika bir kek tarifi. Hemen beklemeden tarifine geçelim. Evet, malzemelerime şöyle bir bakalım. Toz şeker, çiçek yağı, maden suyu, yumurta, portakal kabuğu rendesi, kabartma tozu ve un. Kek için kullanacağım malzemeler bunlar. Taban içinde şeftali, toz şeker ve tereyağı kullanacağım. Malzemelerimi ayrıntılı bir şekilde açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ölçülerini tam olarak. Evet, kek yapımına öncelikle taban hazırlamakla başlayalım. Şöyle fırın kabımı, her tarafını bolca tereyağıyla yağlıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Her tarafını bolca yağlayalım. Yani çiçek yağıyla değil de veya zeytinyağıyla değil de tereyağıyla yağlayalım. Margarin de olabilir ama ben margarin kullanma taraftarı değilim. Onun için tereyağı kullanıyorum. Ama tercih sizin. Margarin de kullanabilirsiniz. Ve toz şekeri her tarafına eşit şekilde gelecek şekilde yayıyorum. Yanlarına ve altına. Ve şeftalileri de dilim dilim doğrayacağım. Kabuğunu soymuyorum. Kabuğuyla beraber kullanacağım. Evet, doğramış olduğum şeftalileri fırın kabının altına güzelce diziyorum. Evet, tabanımız hazır artık. Şimdi kek yapımına geçelim. Yumurta kullanırken ben böyle tek tek ayrı tabağa kırıyorum. Tabii öncesinde de yıkamamız gerekiyor. Yumurtalar bozuk olabilir. Hani üst üste kırarsak hepsini ziyan etmiş oluruz. Eğer bozuk çıkarsa. Onu önlemek için ben tek tek başka bir kaseye kırıp sonrasında asıl kabağa aktarıyorum. Şekeri de parti parti ekleyerek şeker iyice eriyinceye kadar yumurtayla beraber çırpıyorum. Hadi 4-5 dakika kadar bu şekilde çırpıyorum. Evet, şu an hazır sıvı yağını ekliyorum. Ve en sonunda maden suyunu ekliyorum. Portakal kabuğu tozunu ekliyorum. Ben vanilya kullanmıyorum. Vanilya yerine böyle portakal kabuğu veya limon kabuğu kullanıyorum. Bunu da ben daha önce kendim hazırladım, bu portakal kabuğu tozunu. Linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Unu ve kabartma tozunu da ekleyip şöyle bir çırpma teliğiyle artık yavaş yavaş karıştıracağım. Evet, kek hamurumuz da hazır. Evet, kıvamını görüyorsunuz. Ve şeftali ile buluşturalım. Fırınım şu anda ısınıyor 180 derecede. Toplamda 50-55 dakika kadar bekletiyorum ben. Kek iyice içine çeksin, yavaş yavaş pişsin. Hani çok yüksek sıcaklık vermeyelim. 180, en fazla 180 derecede ağır ağır pişsin. Ve kekimiz hazır. Aşağı yukarı 55 dakikada pişmiş durumda. Şöyle son bir kontrol yapıyorum.
bir kürdanı batırıp çıkarıyorum. Kürdan temizse, evet, içi dışı güzelce pişmiş demektir. Kolayca alt üst edebilmek için de şöyle bir spatula yardımıyla kenarlarını boşaltıyorum. Ve ters çeviriyorum. Kekin ilk sıcaklığı gitti. Yani çok çok sıcakken zaten bunu yapmayalım. Kek biraz kendine gelsin, dinlensin. Şöyle 5-10 dakika sonra yapıyorum. Hala sıcak. Ve evet, mutlu son. Kekimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.